ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Sizin de şahit olduğunuz gibi bu okulda okuyan iki tane kız çocuğum var. Bu çocuklar bugüne kadar hiç kimse şahit olmamışlar ki öğretmenlerine karşı ve arkadaşlarına karşı bir saygısızlıkta bulunmuşlar. Fakat suçları tek başı hatalı olduğundandır. Bundan dolayı bu çocuklara bir sürgün kararı çıkardılar. Dün tebligatını aldık. Gittim baktım ki bu okul yaya olarak tam 45 dakika yol mesafesindedir. Oraya yolu kapatmışlar. Ta yapıcı okulunun oradadır. Ve buraya ne bir şehir içi dolmuş, ne belediye otobüsü, ne de bir servis aracı geçmektedir. Ve bu bizim çocuklarımız için büyük bir tehlikedir. Yönetmenlikte en yakın okula gönderme metni vardır. Fakat maalesef burada bir art niyet var. Burada öğrencileri bıktırma, öğrencileri bıktırdıktan sonra öğrencileri bıraktırma bir yöntemidir bu. Bundan dolayı bu hukuk dışı bir uygulamadır. Ve bugün biz de ihtiraz dilekçemizi ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne verdik. Ve olumlu bir karar beklemekteyiz. Biz de şu anda bunu bekliyoruz. Evet, peki çocukların yani başörtülü olarak okumasında herhangi bir yasak var mı? Yani kanunen bunun hükmü nedir? Valla şu anda yani maddelerde buna dayalı herhangi bir yasak görmüyoruz. Fakat maalesef bu keyfi bir uygulama olmuş. Herkes keyfine göre hareket ediyor. Bize böyle bir ceza vermişler. Yapacağımız bir şey yok. Yani bize şu anda ilgili insanlardan ilgi bekliyoruz. Ve gereken girişimlerde artık bulunacağız. Elimize bir şey geçinceye kadar. Evet. Peki dediniz ki şu an sürgün kararı çıkan okul İnkılap İlköğretim Okulu'nun çok uzak olduğunu söylediniz. 5 dakika mesafededir. Evet. Dün gece gittim gördüm. Hı-hı. Çok uzak bir yerdedir. Evet. Ve çocuklarımın bu şekilde gitmesi kesinlikle uygun görmüyorum. Ve çocuklarımın da kışın yağmurda, çamurda buraya yani gidemez bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü oraya yolu zaten kapatmışlar. Belediye şu anda kaleye giden yolu kapatmış. Oraya herhangi bir araç gitmemektedir. Evet. Oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun.